Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın bugün açıkladığı enflasyon tahminlerinin ardından gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamlara çevrildi. Ocak ayında netleşmesi beklenen zam oranlarında değişikliğe gidildi. Merkez Bankası Başkanı yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Raporda revizyona gidildi, 2023 yıl sonu enflasyon tahmini %65, 2024 yılı tahmini ise %36 olarak güncellendi. Zam oranı Ocak'ta netleşecek. Memur ve emeklilerin zam oranı, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyona göre Ocak ayında belli olacak. Peki emekli ve memurların maaş artışları belirlenirken neler dikkate alınacak ve ne kadar artış yapılması bekleniyor? Memurlara toplu sözleşmeye göre %49,46 artış yapılacak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: orta vadeli programda enflasyon hedeflemesi yani 2023 yılı için beklenen enflasyon oranı %65'di. Biz o dönemde %65 üzerinden bir hesaplama yapmıştık. Şimdi de Merkez Bankası bu enflasyon hedeflemelerinde %65 rakamını açıkladı. Ancak, Merkez Bankası bir alt bant, bir orta bant bir de üst bant belirtiyor. %65 oranının orta vadeli program ile uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini varsaydığımız takdirde. SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı artış oranı %37,76. Memur ve memur emeklileri ise 7. dönem toplu sözleşmesine göre bu özellikle enflasyon farkı ile birlikte %49,46'lık bir artış gerçekleşiyor. Bu rakamlara nasıl ulaşıyoruz? Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE oranı %19,77, yıl boyu bu enflasyon hedeflemesinde %65 olduğunu varsaydığımız takdirde yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon %37,76. Yılın ikinci yarısında %65'in bu gerçekleşeceği %37,76'lık enflasyon oranı SSK ve Bağkur emeklilerinin yılın birinci ya da ikinci 6 aylarında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacakları için SSK ve Bağkur emeklilerinin %37,76 zam alması bekleniyor. Bu %65 hedeflemesi çerçevesinde. Memur ve emeklilerinin ise enflasyon farkı ile birlikte toplu sözleşmeye göre %49,46'lık bir artış da onların alması bekleniyor. SSK ve BA yumuşak GKUR emeklilerine %40'a yakın bir artış yapılacak. Bu rakamlar son 1-1,5 yıldır, hatta 2 yıldır söyleyebiliriz. Bu sözleşmenin mevzuatın öngördüğü artışlar dışında bazen ilave artışlar da verilebiliyor. Fakat şu anda yaklaşık olarak görünen beklenen enflasyon oranlarına baktığımızda memur ve memur emeklileri için %50'ye yaklaşan bir artış, SSK ve Bağkur emeklileri için de %40'a yaklaşan bir artış. Nokta rakamlar dışında da yaklaşık beklenen artışlar bu rakamlar. Düzenleme olup olmayacağını bilmiyoruz. Fakat geçen birkaç dönemdir toplu sözleşmenin öngördüğünün üzerine bir refah payı denebilecek bir artış da verilebiliyor. Dolayısıyla bunun olup olmayacağını bilmiyoruz. Şu anda somut veriler üzerinden baktığımızda bu artışlar gerçekleşiyor. Yarın Ekim ayı enflasyonu açıklanacak. Daha kolay tahmin etmemiz mümkün olacak, 3 aylık gerçekleşen enflasyon oranlarına baktığımızda emeklilerin, memurların cebindeki artışları da söyleyelim, son 3 aylık TÜFE oranı %25,11. Yani Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında somut olarak gerçekleşen TÜFE oranı %25,11. Yine Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonları da belli olacak. Son 3 aylık belli olmadan memur ve memur emeklilerinin maaş artışları %35,73. SSK ve Bağkur emeklilerinin ise %25,11. Yani ceplerinde olan buna ne ilave edilecek? Son 3 ayda gerçekleşen TÜFE oranları da buna ilave edilecek, 65 olursa bahsettiğimiz rakamlar, onun üzerine çıktığı halde bu rakamlar onun üzerine ne kadar çıkarsa artmış olacak. Aralık ayında asgari ücretin belirleneceğini düşünüyorum. Asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirleniyor. Biz emekli maaşlarını konuşurken mevzuatın öngördüğü, SSK, Bağkur emeklileri için öngördüğü artışlar yılda 2 defa bir önceki gerçekleşen TÜFE oranında.